Yolun başındayken programından herkese merhaba. Sevgili izleyiciler, heyecan gitgide artıyor. Üniversite adaylarının yanında olmaya gayret ediyoruz her gün yayınlarımızla. Üniversiteler kapılarını açtı, tercih günleri başladı. Orada akademik kadro, yönetim, öğrenciler sizleri bekliyor. Biz de buradan sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Kaçırdığınız programlarımızı da lütfen yolunbasindayken.tv adresinden izleyebilirsiniz. Şimdi programın ilk bölüm konuğu Üsküdar Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi davranış sağlığı ve bilimleri alanında odaklanmış, uzmanlaşmış tematik bir üniversite yapısı olarak kurulmuştunuz. Evet. Öğrencinizi hep böyle kabul ediyordunuz. Hala bu yapı devam ediyor. Evet. Değil mi? Tabii. Şimdi bölümlerimize baktığımız zaman da hani psikoloji var, felsefe var, mühendislik de var ama hepsinin kesişiminde, ortak payda da bir nörolojiyi görüyoruz. Evet. Biraz bahsedebilir misiniz? Yeni bu sene tercih yapacak adaylar o bölümlere bakıp fark olarak gördükleri zaman neyin altını çiziyorsunuz? Tabii. Yani adaylara bağlantı kurmak için şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi bizim bu nörobilim ağırlıklı olmamız bize ilginç bir durumla karşılaştırdı. 3 senedir, şimdi geçen haftada Hamburg'daki G20 toplantısında N20, Neuroscience 20, Nörobilim 20 toplantısı var. Oraya giden tek Türk Üniversitesi olarak biz gidiyoruz 3 senedir. 2015'te Antalya'daki toplantı, geçen sene Çin'de, bu sene Hamburg'da, seneye de Arjantin'de, Buenos Aires'te. O toplantılarda N20 dünyadaki sinir bilimi, nöroteknolojinin geleceği. Şu anda NASA 2000'in üzerinde postdoc öğrenci, yani doktora yapmış, araştırma yapan öğrenciyi bu konuda çalıştırıyor. Tez ve research ağırlıklı çalıştırıyor. Ve bu yeni, yani şu anda uzay keşfinden sonra yeni uzay alanı insan beyni. Beyin nasıl çalışıyor, nasıl düşünüyoruz, nasıl hissediyoruz? Bu buradan çıkan bilgilerle politika belirlenecek, ekonomi kararlar verilecek, yani sosyolojik kararlar verilecek ve bunlar kullanılacak. Şimdi böyle bir durumda bununla ilgili meslekler ön plana çıkıyor. Mesela nasıl meslekler? Yani mesela o nörobilimde toplantıda beyin cerrahları var, psikiyatristler var, nörologlar var, bilgisayar mühendisleri var, genetikçiler var. Düşün bak, bilgisayar mühendisleri nörobilim toplantısında bulunuyor ve birlikte bilgisayar beyin arayüzü yazmaya çalışıyorlar. Biri beyin fonksiyonunu ele alıyor, diğeri hatta şöyle bir ilginç bir sunum vardı. Yani bir bebek sesini, bir bebek dinletiliyor bir kimseye, bir erişkin insan dinletiliyor, bir de kuş sesi dinletiliyor. Beyin kayıtlar alınıyor. Daha sonra o kayıtlar kişiye tekrar dinletiliyor sesler olmadan. %80 doğruluğunda kuş sesi, insan sesi, bir erişkin sesi ve kuş bebek sesini ayırt ediyor kişi. Elektrik, radyo dalgalarından ayırt ediyor kayıt. Yani beyindeki üretilen de anlamlı dalgaları kaydediyorlar. Anlamlı dalgaları vererek nesneyi bulduruyorlar. Şimdi bu bilgisayar beyin arayüzü yazma ile ilgili bir çalışma sunuldu bir kongrede. Evet. Bu. Şimdi bütün bunlar tabii yani önümüzdeki 10 yıllarda birçok hayatı değiştirecek, kolaylaştıracak. Şimdi buradan hemen şuraya gelmek istiyorum. Bazen hani şu an belki tanışmadık biz o meslekle. Evet. Yani ileride meslek olarak karşısına çıkacağı aday arkadaşımın meslek şu an belki yok. Yani bir 5-10 sene sonra tanımlanacak. Ama şu andaki mesleklerden türecek bunlar. Şu andaki mesleklerden türecek. Yani iki bilim bir araya gelecek. Kesinlikle. Yeni bir bilim yani değil mi? Mühendislikle, biyolojinin birleşik, biyomühendisliği. Önceden bir sadece tıp vardı, iç hastalıkları vardı. Daha şimdi neler var? Bunun gibi yani bu işte biyomedikal olacak, biyomühendislik olacak, kimya biyoloji mühendisliği olacak. Nöromühendislik olacak belki, nöroteknoloji olacak, bioinformatik zaten oldu. Mesela sadece prosedür mühendisliği var. Sadece beyindeki biyolojik süreçlerin nasıl işlediğiyle ilgili mühendislik var şeyde. Gelişmiş üniversitelerde. Sizin mesela Türkiye'de ilk defa adli bilimler alanında lisans eğitimi vereceksiniz. Evet. Bu sene ilk defa öğrencilerini alacak adli bilimler. Evet. Sizde Profesör Doktor Sevil Atasoy var. Adli tıp deyince bizim ilk aklımıza gelen isimlerden biri. O da şöyle kriminalist yetiştirecek. Kriminalist ne yapacak? Adli tıpçı bu, ayrı bir şey. Adli tıpçı arkadaşlar. Tıp kökenler oluyor. Bunlar kriminalist. Yani lisans düzeyinde. Yani bunlar işte fizik alanında, kimya alanında, biyoloji alanında yani DNA analizi yapabilen insanlar. Yani fizik ihtisasta grafoloji yani yazıdan hareketle kimin yazdığını bulabilmeyle ilgili.
hareketler. Kimya, toksikolojide, uyuşturucuda yahut da çeşitli kimyasal analizde, örnek analizleri yaparak yani suçluyu bulmayla ilgili kriminalist yetiştirecek. Ve yani ilginç, Sayın Adalet Bakanımız geçen hafta bir açıklama yaptı. O 81 ile adli tıp kurumu açıyoruz diye. Şimdi buralara hep şey gerekiyor, kriminalist gerekiyor. Hmm. Suç delilleri toplayacak ve onları analiz ederek suçluyla suç arasındaki bağlantı kuracak kişiler. Bu ve aynı zamanda suç teorisi çalışacak bu kişiler. Suçun önlenmesine de çalışacak. Adli lisansiyer yetiştireceğiz, adli bilim lisansiyeri. Yüksek lisans var zaten, doktora da açılacak inşallah. Şimdi lisanslı yetiştirecek. Yani bunu bir meslek ve geleceğe şu anda bu tamamen boş. Yani burada hazır bir meslek olacak. Yani önümüz boş alanlarda bitirir bitirmez meslek tanımlaması yapıldı, şey açıldı. Yani öğrencileri bitirir bitirmez büyük ihtimal hemen hocam, iş bulacaklar. Hocam bir ara bu genetik için de çok deniyordu ya, işte genetik çağın mesleği olacak falan. Ben biriyle tanıştım. Çok iyi bir üniversitenin moleküler biyoloji genetik bölümüne lisans yapmış, yüksek lisans yapmış, doktorasını tamamlamış. Evet. Sizce bu genç arkadaşım nerede çalışıyor? Şimdi, kabin memuru olarak çalışıyor. Diyor ki Türkiye'de çok mu diyor araştırma enstitüleri var, çok mu araştırma merkezleri var? Ben nerede genetiği araştıracağım? Bulamadım iş diyor. Çok haklı. Şimdi böyle de bir örnek var. Yani arkadaşlara şimdi çağın meslekleri derken tanımlanmış iş alanları var mı sorusu da çok önemli. Bu nörobilimle ilgili ABD Başkanı bir açıklama yaparken şunu söyledi. Biz genetik üzerine yatırım yaptık dedi. Bir dolar yatırdık, 140 dolar olarak bize geri döndü dedi Amerika'da. Orada rahatlıkla iş buluyorlar üniversitede vesaire. Ama Türkiye'de bu meslek hızıyla mesleğin, üniversitede öğrenci yetiştirme hızıyla meslek alanı hızı paralel gitmediği için. İş sahasında tabii, karşılığı olmayabiliyor. Karşılığı olmayabiliyor. Bu nedenle ancak işte üniversitede karşılığı oluyor. Yahut şu anda birçok kurumlar doktoralı öğrenci çalıştırıyor, Arge birimleri oluşturuyorlar. Sanayi Arge birimi oluşturuyor. Kendi Arge biriminde mesela ilaç üretimiyle ilgili çalışacaklar. Ya yani protein üretecekler mesela, bizdeki biyomühendislik bölümündeki hocalar İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan proje aldılar ve o projede protein merkezi kurdular. Orada protein üretecekler. Şimdi bunlar hepsi genetik mühendisleri gibi. Moleküler biyoloji genetikçiler yapıyorlar bunu. Yani bunlar yani bunu biz niye altında. İşte devlet bunu yeni fark etti. Şu anda yeni açılıyor. Yani bir ilaç firması burada Arge bölümünü alacak, doktoralı öğrenci alacak oraya. Alacak ve bu kişiler orada yeni protein keşfetme, yeni ilaç keşfetme ile ilgili çalışacaklar. Bunların bulduğu belki 50 tane genetikçi çalışacak. 10 sene sonra bir ilaç bulacak ama bütün dünyada satacak bu ilaç. Değişecek tabii tabii tabii. Şimdi birçok üniversitenin bulduğu bu yeni bilgiler dünyadaki piyasa oluşturuyor, endüstriyi tanımlıyor. Sizin Kuluçka merkezi de var galiba, evet. Değil mi? Beyin temelli, yine beyin üzerine evet. Araştırmalara yoğunlaşan. Brain Park isimli Kuluçka merkezi kurduk. Gebze Sanayi Bölgesi'nde, Teknopark'ta kurduk ve burada oradaki kiraladığımız yerde öğrencilerimiz gidip şirket kurabilecekler, resmi kayıt yapacaklar. Yani orada üniversiteyle yani ürettiğimiz bilgiyi ürünün sanayileşmesi, ürünün bilginin ürüne dönüşmesi. Buradaki hedef yani şu andaki yeni nesil üniversitelerdeki sadece meslek elemanı yetiştirmek değil, Arge yapmak, toplumu bilgilendirmek, dördüncü olarak da bilgiyi ürüne dönüştürmek. Ve sanayiyle işbirliği kurabilmek. Yani bizim de sanayimiz sağlık alanı, sağlık teknolojisiyle ilgili alanlar ve bununla hastanelerle işbirliği kurmak ve bunu yaparak bunun sonucunda da hem böyle Arge yetkin olan öğrencilerin önünü açmış oluyoruz. Yani gelecek kuşaklara yani gelecekteki mesela bir Aziz Sancar'ı yetiştirmemiz lazım. Bizim de Nobel'li bilim insanları. Olsun, niye olmasın lazım. Ki? Bunu yetiştirmemiz lazım. Yani bu topraklar bunu yetiştirebiliyor. Bunun için altyapı oluşturmamız lazım. Bu tarzdaki kişiler için yani biz Üsküdar Üniversitesi olarak bütün önceliklerimizi buna verdik. Ne yapacaksınız? Nobel'li bilim insanı yetiştirmek için nasıl mezunlar olacak Üsküdar Üniversitesi mezunları? Yani burada mezunları? Biz yani ben hep böyle kendi meslek felsefem olarak mesela hekimim. Hekimde nedir? Hastayı tedavi etmektir. Ben hedefimi hasta tedavisine koymadım. Ne oldu? Pozitif psikoloji koydum. Pozitif psikoloji ne demek? İnsanlar hasta olmasın diye çabalamak demek. Yani kendi alanımda
Yani hasta, yani üç türlü hastalıkla ilişkili insan vardı. Bir hasta olan tedavi, bu bir toplum açısından külfetlidir, maliyeti fazladır, hasta açısından da zordur. Bir de risk grubu var, erken tanının önemli olduğu. Bir de sağlıklı insanlar var, koruyucu ruh sağlığı önemli oldu. Hiçbir hastalığı olmayan ama o insanların nasıl yaşarsa mutlu olur. Yapılan araştırmalar bir insanın %60-70 hastalıkların yanlış beslenmeden, yanlış yaşamaktan kaynaklanıyor. Bunu düzelttiğimiz zaman insanın hasta olmasını engellemiş oluyorsunuz. Yani ben öncelik olarak mesleki tıp alanımda bu önceliğe verdim ve bunun yazdığım kitaplar da bu alanda zaten öncelikle. Aynı şekilde üniversitede de, yani üniversitede de bir insanın gençlere sadece bir meslek sahibi olmak değil, bir Ar-Ge bakış, proje kültürü ve girişimcilik dersimiz var, zorunlu ders. Yine işte pozitif psikoloji, iletişim beceri dersi var, rektörlük zorunluluk dersi. Yani sadece başarılı insan değil, aynı zamanda mutlu insan olsunlar. Yani ne iş yaparsa yapsın, ister mühendis ol ama iyi bir iletişim becerisine sahip ol. Yani ister genetik oku ama girişimci ol. Yani bunları destekleyecek yani eğitim o modeli. Şey olan kişiler, mesleğinde başarılı olup da hani alanını bulamamış kişilere bakıyorsunuz, hep yanlış seçim yapmış kişiler oluyor çoğu. Yani yanlış yerde yanlış zamanda bulunmuş kişiler oluyor. Doğru yerde doğru zamanda bulunması için kişinin yaşam felsefesinin doğru olması gerekiyor. Ne soruyu sorsun üniversite adayı? Doğru seçimi yapmak için kendine ne soracak? Sabah kalktığın zaman ne seçimi yapıyorsun? Sabah uyandığın zaman ben iyi ruh haliyle mi dolaşacağım, kötü ruh haliyle mi dolaşacağım? Önce bunun seçimini yapsın. İyi ruh haliyle dolaşmak istiyorum diyor. Evet, iyi ruh haliyle dolaşmaya, önüne bir kötü bir olay gelse bile onu iyi yorumlamayı başaracaksınız. Ve önünüze bir... Polyanna dedikleri şeyin biraz daha bilimsel hali. Polyannacı değil, realist bir pozitif psikoloji. Gerçekçi. Ya bu hayat felsefesi böyle olan bir insan, bir olayla, bir yaşam olayla, bir kazayla, bir travmayla karşılaştığı zaman, travma o kişi için geliştiren travma haline geliyor. Yani söylenmek değil, sorgulamak ama söylenmek yani, değil mi? Bir insan geldi size, şikayet ediyor. Evet. Onun şikayetine kurban, o bir kurbanlığı seçmiş orada. Halbuki şikayet etmek kurbanlığı seçmiş demek. Kurbanlığı seçmek yerine buradan ben ne öğrendim, ne ders çıkardım deyip o daha sonraki adımı düşünse şikayet kültüründen kurtulmuş olur. Ve kendini geliştirmiş tabii, bir şekilde yola devam etmiş olur. Kurbanlığı seçmeyelim. Olacak. Olaylar bizi yönetmesin, biz olaylar yönetelim. Yani işte annem şunu dedi, ondan bunu seçmek zorunda kaldım. Tabii. Ne yapayım, 2 puan daha yüksek alsam şuraya girecektim. Göndermediler ki gidip şu şehirde okudum falan. Yakınmacılık... Kurban psikolojisi ve yakınmacılığı bir tarafa bırakın. Bırakacak. Yakınmacılığı bırakacak. Burada benim geleceğim için en doğru nedir? Bunu soracak. Bunun için önce kendisi doğru seçim yapması gerekiyor. Son kararı kendisi verecek kişinin. Son kararını kendisi vermesi önemli ama bu kararı verirken sadece duygularıyla karar vermeyecek, aklıyla da karar verecek. Yani hisleri ve aklını birlikte kullanacak. Duygularınla düşün. Duygularıyla düşün, evet. Duygularıyla karar verecek. Yani duygularıyla düşüncelerini birleştirecek. Bazen biz içimizden bir his geliyor, o hissi düşünce zannediyoruz. Halbuki duygu ayrı, düşünce ayrı. Yani duygularımız hakkında fikrimiz nedir, bunu bilmemiz gerekiyor. Duygularımızı analiz etmemiz gerekiyor. Yani şu anda duyguların emosyon regülasyonu deniyor. Duygular yönetebilmek ayrı bir bilim dalı artık. Yani bunu yönetebilmek aslında beyni yönetebilmektir. Beyinde mesela 5 tane karanlığın 5 atlısı diye duygu var. Kin, öfke, nefret, kıskançlık, düşmanlık gibi her duyguda beyin ayrı kimyasal salgılıyor. Bunu yönetebilmek bir kişinin duygularını yönetmesi. Meslek seçiminde de böyle. Yani filanca kişiye kızdım diye şu mesleği seçerse duygularıyla seçer. Yahut da bu meslek çok övülüyor diye seçerse ama çok hoşuna gitmediği halde orada belki çıkarıyla seçecek. Halbuki böyle durum, o mesleği severek yapacak, severek yaptığı işi zaten insan eğlence olduğu için severek yapılan iş sayılmaz. Yani zaten ömür o kişi zaten ömür boyu hem çalışır hem eğlenir. Yani onun için verdiği kararları da akılla duyguyu birlikte kullanabilmesi ama muhakkak daha yaşam tecrübesi olanlardan ve uzmanlardan, mesela tercih danışmanları, tercih robotları, mesela biz Üsküdar Üniversitesi olarak bir Holland kariyer testi koyduk. Binlerce ziyaretçisi var. Orada 6 tane alan var. Mesela geleneksel misin, girişkenci misin, estetikçi misin, sosyal misin, araştırmacı mısın? Bunları araştırıyor. Kendini tanıyor. Hangi alanda daha iyi, güçlü yönlerini görüyor? O yönlere göre tercihini, üniversitesini seçebiliyor. Bir de şu, tercih ederken muhakkak gittiği
gitmeyi düşündüğü üniversite ziyaret etsin. Çok oranın önemli. Akademik kadrosuna baksın. Yani oradaki altyapı imkanlarına etsin. Baksın. Yani bu, ve buna göre sadece üniversitede 4 senemi nasıl geçireceğim değil, ondan sonrası da orta ve uzun vadeli düşünsün. Yani bunları düşünerek karar verirse, ama karar verdikten sonra da artık dönüp arkaya bakmasın. Dursun o kararın arkasında. Kararı vermeden önce gözünü 4 açsın, karar verdikten sonra yarım açsın. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Rektörü, verdiğiniz değerli bilgiler için. Sağlık konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir ara veriyoruz.